Ve Aspor Mehmet Özcan bizlerle birlikte Galatasaray'ın son durumu geniş şekilde konuşalım istiyoruz. Mehmet hoş geldin. İyi seneler nasılsın? Teşekkür ederim Çiğdem. Günaydın sana da iyi seneler. Çok teşekkür ederim. Şimdi gündem oldukça yoğun. Gazete sayfalarını izleyenlerle buluşturdum. Birçok haber var. transfer elbette konuşacağız ama öncelikle bu sefer gideceklerden bir başlayalım. Biz hep seninle yeni yıl öncesinde de konuştuk. İşte Marco Nelson ve Muhammed'e Teklifler var olacak şeklinde. Nedir son durum? Bize anlatır mısın bu isimlerle alakalı? Bir haber vardı. Beklenti en az yönetimin belirlediği rakam bu isimler adına 55 milyon euroymuş. Bize biraz aç istersen konuyu. Tabii şimdi hali hazırda yabancı kontenjanı zaten dolu. Çiğdem transferde 12 Ocak'ta tahta açılıyor. Şöyle söyleyelim. Gustavo Sousa ve Luyendama şu an için Ocak ayı itibariyle Galatasaray'ın ayrılması kesinleşen iki isim. Gustavo Asunsan'ın sözleşmesi feshediliyor kontenjanın açılması adına. Luyendama da Belçika'ya kiralık gönderiliyor. Luyendama'nın kesin olduğunu şuradan netleştirdik öyle söyleyelim. Eşyalarını topladı. Artık hani bugün idmana çıksa da ben Luyendama'nın ikinci arada Galatasaray'da olmayacağını düşünüyorum. Artı sözleşmeye bir opsiyon da koyulacak. Yani temelli bir satış da olabilir. Zaten Luyendama'nın sezon içinde İki yıllık sözleşmenin uzatılması tamamen stratejik bir hamleydi. Victor Nelson ve Marka'nın durumu artı sezon sonu serbest kalacak olması. Önce şu iki isim gitti gözüyle bakıyoruz. Yerlilerden bu listeye Fatih Öztürk eklenecek gibi duruyor. Adana Demirspor'la bir prensip anlaşması var. Aytaç normalde gözden çıkartılmış bir isimdi ama İlk yarının sonuna doğru bulduğu şansı iyi değerlendirdi. Şu an için transfer olmadıkça ben Aytaç'ın kalmasını bekliyorum. Ee, ve nasıl ki 3 oyuncu kesin gidecek dedim. Bir o kadar da Galatasaray'da gelen oyuncular da olacak. 5 gün izin verilmişti kupa yenilgisinin ardından. Pazartesi günü bu akşam takım Foyora'da toplanıyor ve ikinci yarı hazırlıkları başlıyor. Demin de haberde dile getirdiğiniz gibi Saşa Boy'a dönüyor. Bu önemli. Ona da bir yeni transfer gözüyle bakabiliriz aslında. İster istemez akıllara Sasha Boyer'in dönmesi Oğulcan gerek olacak gibi duruyor. Yetlin gider mi diyoruz? Ben Yetlin, Babel, Feguli'yi mali koşullardan dolayı yüzde yüz gider diyemiyorum. Kulüp bulursa muhakkak gitmelerine izin verilir ama hani hem Yetlin, Babel, Feguli kulüp bulacaklar mı? o da hani çok öyle olası gözükmüyor Galatasaray'da kazandıkları paraları düşündüğümde. Peki, e, peki Marco ve Nelson'la alakalı eğer kaçırdığımızda affedersin son durumu anlatır mısın? Bir de Mustafa Muhammed özellikle Inter Nelson'u istiyor diyorduk. Manchester United'ın Marco'yu istiyor. İşte Fransa'dan talipleri var Mustafa Muhammed'in şeklinde bir takım bilgiler geliyordu. Değişti mi durum? Bazı kulüpler eklendi mi bu listelere? Şu an için en şu an için net bir teklif yok bu oyuncular ama en ciddi talibi olan isim Kerem Aktürkoğlu diyebiliriz. Hani kulüp isimleri de sayalım Almanya'dan Wolfsburg, Marsilya Galatasaray'la oynadığı maçlarda Cengiz Dündar için yazdığı opsiyonu acaba Kerem'i mi kullansak düşüncesine kapıldı o da bir gerçek. Ama hani Marka Nelson evet bir ilgi var. Rakamlar da doğrudur. Galatasaray yönetimi astronomik teklifler olmadıkça UEFA Avrupa Ligi'ni düşünerek ki Fatih Hoca'nın düşüncesi de bu yönde bu yıldızlarını kadroda tutacak sezon sonuna kadar. Bu üç isimle zaten Fatih Terim'le birlikte performansı geriye gitmeyen iki oyuncu var yok takımda. Kerem ve Marka Yaz transfer döneminde 11 oyuncu kadroya katıldı Çiğden. Bu oyuncular için değerini kaybetmeyen tek isim Nelson diyorduk. Çünkü Galatasaray Nelson transfer ederken Nelson Avrupa'dan da isteyenler olan bir oyuncuydu. Galatasaray da bu istikrarını sürdürdü. Nelson, Marka, Kerem, Galatasaray'ın en fazla bonservis geliri beklediği oyuncular. Şu an için masada bir teklif yok ama Kerem'e ilgiliin olduğu aşikar bu listeye bir isim daha eklenebilir. Mustafa Muhammed. Neden? Ee, bu hafta itibariyle Afrika Uluslar Kupası başlıyor. Mısır milli takımın oyuncu havuzunda bulunan bir oyuncu. Muhammed Salah'la da birlikte oynadığı maçlar var Muhammed'in. Muhammed'in olası iyi performansı onun e, Fransa'ya, çünkü en kötü döneminde bile Fransa'da Bordeaux için sağlık kontrolünden geçmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Artı bir diğer detayda demin saydığımız Kerem, Nelson, Markaya kıyasla Mustafa Muhammed'in e, bonservis beklentisi yönetim bazında biraz daha düşük 10 milyon euro seviyeleri diyebiliriz. Diğer oyuncular için hı hı. 20 milyon 20 milyon euroyu görmesi gerek Galatasaray'ın bu teklifi Ocak ayında değerlendirmesi için. Peki e, kaleyi de biraz konuşalım. Sabah gazetesinde de bir haber vardı. E, Muslera'nın boşluğunu Doğan Alemdar'la mı doldurmayı planlıyor? Galatasaray yönetimi Biraz bize anlat. İsmail Çüpe ve Fatih Öztürk'ten verim alamadı. 19 yaşındaki file bekçisine kanca attı deniyor. Başka kaynaklarda da Okan Koçuk yazılmış. Ee, Sinan Bolat için girişimler sürecek deniyor. Nedir son durum? Bak ben benim kaynaklarımda Okan Koçuk diyor. Yani şöyle, Galatasaray Okan'ı geri istiyor artık. Bu net hı hı. E, artı Ocak ayı. Hatırlatalım fiksürü, sürü. Hatay deplasmanı, Trabzonspor maçı böyle zor maçları da var Galatasaray'ın Ocak ayında bir oynayacağı 4 maç var ligde. Elbette şu an ligdeki pozisyon 10. bir şampiyonluk hedefinden bahsediyoruz ama Konya Spor'u yakalama hedefi var Galatasaray'da lig ikinciliği için. Ee, kaleye gelirsek tekrardan İsmail Çipe, Fatih Öztürk bu isimlerden Fatih Öztürk'ün Adana Demirspor'a gitmesini bekliyorum. Adana Demirspor'un kalecisi Ferhat Kaplan Giresunspor'a transferi gerçekleşirse Giresun Okan için Galatasaray'a izin verebilir ama tabii Giresunspor'un bir Galatasaray'la iyi sezon başında iliş kurduğu ilişkiler var. Bu yüzden de zorluk çıkarmaz ama Maddi beklentileri muhakkak olacak. Nedir onlar? Açalım. Galatasaray sezon başında Okan Koçuk'la birlikte Emre Taşdemir'i Giresun Spor'a kiralık yollamıştı. Muhtemelen Emre'nin bon servisi Giresun verilecek. Artı burada da Okan'ın ücret kısmı tamamen Galatasaray'ın karşılığı bir sezonun ilk yarısındaki o hak edişlerini kastediyorum. Bakalım 12 Ocak yani bu hafta değil ama haftaya Galatasaray yeni yerli kalecisine kavuşacak adaylar Okan, Sinan Bolat Belçika'da sezon sonu serbest kalıyor. Doğan Alemdar'a gelirsek Doğan Alemdar'a da maça çıktı Fransa'da kupa maçına Ren'le. Kulübü izin verir mi? Hani orada çok net fikir sahibi değilim açıkçası. O yüzden şu an için en yakın ismin Okan olduğunu söyleyebilirim. Peki e, orta sağ mı olacaktır diğer hedef? Ne dersin? Biraz konuşalım orta saha adına da birçok isim var. Bugün yeni günde de okuduğumuz isimlerden ilki Jetson Fernandes. Buradan başlayalım istersen. Nedir son durum? Bir de başka adaylara da yönelecek mi Galatasaray? Minimum 3 oyuncu gider, minimum 3 oyuncu gelir. Minimum 3 oyuncu hangi bölgelere gelir? Birincisi kale, ikincisi orta sağ, üçüncüsü hücum kale için Okan Koçuk demiştim. Orta saha içinde hala bir numaralı isim Gerson Fernandes. Burada iki taraflı. Bir, Galatasaray bu transferde çok ısrarcı. İki, Gerson Galatasaray'ı çok istiyor ve Benfica'nın bir buçuk yıl kalan sözleşmesini uzatma teklifini geri çeviriyor. Bütün planlar Gerson Fernandes'e göre yapılıyor. Hatta ben yani Gerson Fernandes gelirse forma numarasında belli olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'da bu sezon malum Belhanda'nın ayrılığından beri on numaralı boşta. On numaralı forma boşta kesinlikle Gerson onlara edilir on numarayla ama tabii yine kolay bir transfer değil elbette sezon başında Benfica 15 milyon euro talep ettiği için bu transfer gerçekleştirilmiş artık bu kadar yüksek rakamları talep edeceklerini düşünmüyorum ama Galatasaray bir şekilde bu transferi bitirmeye çalışacak. Ee, ama 12 Ocak e, transfer haftası açılıyor Çiğdem. O yüzden ben bu hafta öyle hemen bitmiş bir transfer beklemiyorum. Muhtemelenümüzdeki hafta Galatasaray somut adımlar atacak. Artık bu hafta itibariyle Galatasaray'da ayrılan isimler e, netleşmeye başlayacak. Gustavo'sun, Saul'un, Emma, Fatih Öztürk gibi. Peki Diyamara ile ilgili bir gelişme var mı? Onu da sorayım sana. Hatırlarsan yaz transfer döneminde o kadar fazla konuşmuştuk ki. Anlaşma sağlanamamıştı oyuncuyla alakalı. Yeniden bir girişim olacak mı? Benim orta saha için şu an Gelson Fernandes dışında bir istihbaratım hmm. yok. Ee, bu da zaten Gerson trans, e, transferinde Galatasaray'ın e, güçlü olduğunu gösteriyor. Yani yaz transfer döneminde Gelson dışında işte Erlenyii konuştuk, Diabara hmm. aynı şekilde e, Nor Norveç tarafından da oyuncular vardı. Ama bu sefer ben geç son dışında bir isim bana gelmedi. Diavara'da evet sezon başı gündeme gelmişti. Ama ben Galatasaray'ın hala A planının geç olduğunu düşünüyorum. Denizman'ı da sorayım. Sağ kanat içinde bir girişimi olacak mı yönetimin? Ve bu bölge için aslında biz onun ismini de sıkça konuştuk. Onunla alakalı bir girişim oldu mu diye de sorayım o zaman. Tabii hücum hattını ikiye ayırmak gerek. Sol taraf Kerem Aktürkoğlu çok istikrarlı oynuyor. Takımın en iyi ismi. Ama sağ tarafta, sağ kenarda açalım. Morutan, Feguli, Emre Kılınç, Barış Alper Yılmaz. Sezon içinde birçok oyuncu oynadı. Galatasaray sağ öne oyuncu arıyor. Deve Denizman doğrudur parmadan. Galatasaray'ın gündemindeydi. Orada Bologna'dan Skova Olsen var. Ama şu an için en yakın ismin Rosenborg'tan Ola Solbakken, pardon, Bodoglimpten Ola Solbakken, Norveç'ten. Bu oyuncunun menajeri sezon içinde ligin ikincisi devam ederken İstanbul'a çağrıldı, görüşme de yapıldı. Sağ kenar için Ola Solbakken ama öncelik şu aşamada Çiğdem, malum da sıkıntılı, Kale ve orta sağ iki öncelikli mevki. Üçte sağ kenardan ziyade Ocak Ocakayı malum Jagne sakat. Mustafa Ahmet Afrika Kupası'nda ve satılma ihtimali var. Halil Dervişoğlu da tek başına güven vermiyor. Ben Galatasaray'ın hani üçüncü önceliğinin transferde forvet olacağını düşünüyorum. Ondan sonra Kontejan izin verirse, Açalım, Yedlin, Babel gibi isimlerden biri ayrılırsa muhakkak sol bakken olmadığı Denizman, o tarz sağ kenar oyuncular için de hamle yapılabilir. Peki transferi de konuştuk. Bir de Afrika Kupası'na gidecek oyunculardan da bahsedelim. Süper Lig'den yaklaşık 20 futbolcu olmayacak. Davet edildi Arus'un Afrika Kupası'nda forma giyecek. Galatasaray'dan da iki oyuncu Mustafa Muhammed Mısır, Feguri de Cezayir formasını terletecek. Yani en az 3 maç yoklar. Nasıl etkileyecek takımı? Bir planlama var mı bu durumla alakalı diye de sorayım. Hatta yani Mısır milli takımı her Afrika Kupası'nın potansiyel favorisi ve finale çıktığı anda o 3 maç 5 maça yükselecek. 5 maç fiksürü de hatırlatalım. Galatasaray Giresunspor Spor maçıyla başlıyor. Hatay deplasmanı ve Kasımpaşa maçlarında kesin yoklar. Ondan sonraki 2 maç ki Trabzon Spor dermiş, Alanya deplasmanı. Yani fiksürde görece olarak gayet zor maçlar. Bu maçlarda Feguli ile Mustafa Muhammed yerine şu aşamada Galatasaray'ın mevcut kadrosunu düşünürsek Sağda Morutan'ı, hücumda da e, Halil ya da Babel'i kullanmak durumunda kalacak Fatih Hoca. Bu da doğal olarak 12 Ocak diyoruz. Transferdeki hamleleri e, direkt olarak etkileyecek. Ben o yüzden Galatasaray'ın Ocak ayı için geçici bir forvet, kiralık e, transferini bekliyorum. Piatek ismi Galatasaray'da o listenin bir numarasıydı ama tabii ki oyuncu gayet maliyetli bir oyuncu. Öyle transferi bir anda gerçekleşecek bir oyuncu değil. Zaten olursa da kiralama yoluyla olur. Sağ kenar içinde kontenjana göre tabii ki Galatasaray'ın bir yol haritası olacak ama mevcut kadroda hatırlatayım. Evet. Fegül yerine Morutan, Muhammed yerine Halil ya da Babel. E, son iki dakikamız biraz da hazırlıklardan istersen bahsederim. ikinci yarı adına da transferi konuştuk. Gelecek gidecek isimler üzerinde de durduk. E, bugün sanırım değil mi yılbaşından sonra top başı yapacak Galatasaray? Şimdi transferler evet ihtiyaçlar konuşuldu ama... Yani mevcut kadroya dair de birçok eleştiri vardı maçlar sonrasında biliyorsunuz özellikle fiziki kapasitelere yönelik. Nedir çalışmalardaki son durum? Giresun'la oynayacaklar ilk maçını şimdi Galatasaraylı oyuncular bize anlatır mısın? Evet. Aralık ayı lig dışında Türkiye Kupası'na da havlu atmış bir Galatasaray evet. ki bu artık Avrupa'daki başarı çok tolere edilmiyor bu kötü performans yüzünden. Galatasaray muhakkak çıkışa geçmeli. E, tek kulvar da e, 10 Mart'a kadar e, şu an Avrupa'daki maçına kadar gidecek. Muslera, Jacne ne hazırdaki sakat oyunculardı. Bunlara kimler eklendi? Afrika Kupası'na giden Muhammed Feguli artı Giresun Spor maçını düşünürsek de Marka ile Kerem'in kaç cezası var? E, saşavaya döndü bu önemli. E, takviyeler olacak. Galatasaray muhakkak çıkışa geçecektir ligde Çiğdem. Yani ligin ilk yarısındaki performansı ben tekrarlayacağını çok ihtimal vermiyorum. i̇şin hazırlık kısmına gelirsek de bugün Flora'da çalışmalar başlıyor. Cumartesi günü Giresun Spor maçıyla birlikte de Galatasaray için ligde yeni bir dönem başlıyor. Elbette şampiyonluk değil ama lig ikinciliği için sonuna kadar Galatasaray yarışı kovalayacak. Konya Spor'la hali hazırda arasında bir 12 puanlık fark var. Nispeten Fenerbahçe ile 5 beş, Beşiktaş'la daha yakın puan aralıkları. Bir şekilde Galatasaray için ligin ikinci yarısı en azından sezonun kurtarılması diyelim. Türkiye Kupası da gittiği için artık Avrupa'nın yolu ikinci, üçüncülükten geçiyor. Bu hedefi de Galatasaray sonuna kadar kovalayacak. Peki eklemek istediğin son bir cümle var mı? Vedalaşıyoruz çünkü. 12 Ocağı bekleyeceğiz Şi'den. Bu Hı -hı. hafta dediğim gibi gelen değil ama giden isimleri bol bol konuşmaya başlayacağız. Peki sık sık bağlantılarımızı yapmayı sürdüreceğiz biz de seninle yeni yılda. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Yayınları yaptılar. Teşekkürler sana da.